Günaydın, mutlu sabahlar. Navda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken. Bugün 13 Kasım 2024 günlerden çarşamba. Günün sıcak gelişmelerine, gazetelerin ilk manşetlerine ilk bakışta birlikte bakıyoruz. Ve sizin gündeminizde ne varsa ilk bakışta yer almaya devam ediyor. Bugün dün gelen acı bir haberle, yüreğimizin yandığı acı bir haberle başlayacağız ne yazık ki. Dün İzmir'de elektrikli soba faciasında çıkan yangında en küçüğü bir, en büyüğü 5 yaşında olan 5 kardeş hayatını kaybetti. Dün onlar için cenaze töreni vardı. İmam o melek yavrular için helallik istemedi. İçim yanıyor. Biraz şunu yiyelim. Çocuklar yanıyor içim. Çocuklar çok iyiydi. Gelip bakıyordum onlara. Ama öyle oldu. Fadime Nefes 5, Funda Peri 4, Aslan Miraç 3, Masal Işık 2, Aras Bulut Akçansa henüz 1 yaşındaydı. Yan yana dizildi küçük tabutları. Yoksulluk içinde geçen kısacık ömürleri elektrik sobasından çıkan yangında bu barakadan bozma evde son buldu. Cenaze namazını kıldıran imam o melek yavrular için helallik istemedi. Helallik almayacağız. İzmir Selçuk'tan geldi kahreden haber. 27 yaşındaki Melisa Sinem Akçan yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğuyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bu derme çatma evde yaşıyordu. Yardımlarla ve hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Eşi Hakan Akçan cezaevindeydi. Melisa Sinem Akçan 5 çocuğunu evde bırakarak topladığı hurdaların parasını almaya gitti. Kapıyı çocuklarının üzerine kilitledi. Akşamüstü annesi dışarı gidiyor. Hurda toplamaya gidiyor. Sözde dedi onlara ekmek almaya gidiyorum dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba deviriliyor ama nasıl deviriliyor kimse bilmiyor, görmüyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Evdeki elektrikli soba devrildi, yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Beş kardeş kapı kilitli olduğu için dışarı çıkamadı. Anne Melisa Sinem Akçan eve döndüğünde çok geçti. Beş kardeşten geriye fotoğrafları ve oyuncakları kaldı. O çocukları hep aç. Dünyanın yüzü görmedi o çocuklar. Hep 24 saat içeride. Kilitlemiş zaten. Kilitlemeseydi çocuklar hep dışarıdan. Gözaltına alınan anne adliye öncesi cenaze töreni için camiye getirildi. Baba da savcılık izniyle cenazedeydi. Taksirle ölüme sebep olma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan anne Melisa Sinem Akçan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu yangın aslında elektrikli soba yangını değil, bu yangın yoksulluk yangınıydı. Duydunuz bir komşunun ifadesini. O çocuklar gün yüzü görmedi diyor bir komşu. 5 evlat için, en küçüğü bir, en büyüğü 5 yaşındaki 5 evlat için bunu söylüyor. İmam helallik isteme dedik çünkü aslında bizim onlardan helallik istememiz lazım. Biz o 5 yavruyu yaşatamadık. Günün gazete manşetlerinde de bu 5 kardeşin kahreden ölümünün haberi var. Sözcü gazetesinde, gazete pencerede bu konu var. Ve siyasetin başka gündemlerinde neler var? Gazetelerin ilk sayfasından şimdi okuyacağız birlikte. İlk olarak Sözcü gazetesine bakalım. Onlar bayrağımıza sahip çıktı, devlet çocuklarına sahip çıkamadı diyor Sözcü gazetesi. Bir barakayla birlikte 86 milyonun yüreği yandı. Derin yoksulluk ocak söndürdü. Anne hurda toplamaya gitti. Barakada kalan 5 çocuk çıkan yangında öldü. Aile Bakanlığı kendini ayda 8600 lira yardım yapıyorduk diye teselli etti diyor. İşte o melek yavruların fotoğrafı. Aras Bulut 1 yaşındaydı Aras Bulut. Fadime Nefes 5 yaşındaydı. Funda Peri o da 1 yaşındaydı. Masal Işık 2 yaşındaydı. Aslan Miraç 3 yaşındaydı. 86 milyonun yüreği İzmir'den gelen o acı haberle yandı. Gazete Pencere'den okuyalım yine. Gazete Pencere diyor ki Türkiye'nin gündemi yoksulluktan ölen çocuklar. Peki Türkiye'nin gündemi yoksulluktan ölen çocuklarken iktidarın gündemine Gazete Pencere'den gelin birlikte okuyalım. Muhalifleri susturmak iktidarın gündemi de bu Gazete Pencere'nin manşetine göre. İzmir'in Efes ilçesinde barakada yaşayan bir ailenin 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti. Çocukların en küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşındaydı. Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut yangın sırasında evde yalnızdılar. Kağıt toplayarak çocuklara bakan anne dışarıdaydı ve kapıyı çocukların üzerine kapatmıştı. Baba ise cezaevindeydi. Türkiye elektrikli soba nedeniyle çıkan yangın felaketini ve ailenin yoksulluğunu yaşadığı barakadan bozma evi konuşurken iktidar bu toplumsal travmaya son verecek bir düzenleme yerine muhalifleri cezaevine gönderecek etki ajanlığı yasasının hazırlıklarını yapıyordu diyor. Gazete Pencere işte o ailenin yaşadığı ev.
Yani ev demeye de aslında bin şahit ister. O baraka, o çocuklar bu barakada hayatını kaybetti çıkan yangında. Peki siyaset neleri konuşuyor? Yine Öcalan'a çağrı konusunu konuşuyor. Gazete Pencere'nin ilk sayfasında da o konu var. Çağrısının arkasında durdu ama Öcalan demedi. Kim? MHP lideri Devlet Bahçeli. Son dönem yaptığı grup toplantıları dikkatle takip edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3. haftada da Öcalan'a şartlı özgürlük önerisinin arkasında durdu ama bu kez bir farkla. Bahçeli Öcalan'ın adını anmadan yaptığı açıklamada "Söylediğimiz her şeyin arkasındayız" dedi, diyor gazete Pencere. Ve DEM Parti'den de bir yanıt geldi Bahçeli'nin o açıklamalarına. AK Parti'de ise kurmaylar düzeyinde Bahçeli'nin adımlarına destek geliyor, sözlerine destek geliyor. Cumhur İttifakı'nın ortak adımlarıdır deniyor. Ancak bu konuda bir kişi sessiz. Bir kişinin 22 Ekim'den beri ne söyleyeceği merak ediliyor. Ancak o kişi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'den beri Öcalan'a af çağrısına bir yanıt vermiyor. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak ve mahcubiyet duyulacak bir açığımız yoktu. Mahtap kim belli değil. Sayın Bahçeli'nin dediğini bütün dünya alem duyuyor ama Erdoğan duymamazlıktan geliyor. Bahçeli sözünü tekrarlıyor, AKP etrafından dönüyor. Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği iç cepheyi sağlam tutma noktasında adımlar Cumhur İttifakı'nın ortak adımlarıdır. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzda. Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımıza yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan, diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve akşam saatlerinde MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından bir video yayınlandı. Çok dikkat çeken, mesaj yüklü bir videoydu. Ve o videoda "yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi" dendi. O mesajlar kimeydi? Siyaset belli ki önümüzdeki günlerde bu konuyu tartışacak. Günün çizgilerinde de yine Devlet Bahçeli'nin sözleri var. Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi'nin çizgilerine bakacağız şimdi. Sefer Selvi, MHP liderinin bir gazeteciye çıkışını da çizgileştirmiş. Bugün bakalım ne demiş Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi. "Çözüm süreci konusunda görüş ayrılığı var mı?" diye bir gazeteci soruyor. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mesleği bırak, bırakmazsan etki ajanlığı yasası geliyor, benden söylemesi" diyor Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi. Bahçeli'nin o sözlerini, bir gazeteciye yönelik çıkışını günün çizgilerine taşımış. Bugünün karikatürü de bu şekildeydi. Bize siyaset gergin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gerginlik hakim. Meclis başkanlığı seçimi vardı. Bir aday kendisinin meclis başkanı seçildiğini duyurdu. Ancak muhalefet vekilleri o duyuruya tepki gösterdi. Meclis başkanı seçildiğini ilan eden adayın yüzüne su fırlattı. Meclis başkanı seçildim dedi, muhalefet ayağa kalktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meclis başkanlığı seçimi gerilimli geçti. "50 sandalyeli mecliste Ziya Öztürkler Ulusal Birlik Partisi adayı olarak seçime girdi. 6. turda başkan seçildiğini ilan etti. Başkanlık koltuğuna oturdu, meclis karıştı. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi 3 oy pusulasında birden fazla mühür çıktığını iddia etti. Sonuca karşı çıktı. CTP'li vekil Doğuş Derya kürsüye yürüdü. Öztürklerin yüzüne su fırlattı. Diğer milletvekilleri de ayaklanınca genel kurulda arbede çıktı. Vekiller birbirinin üzerine yürüdü. İtiş kakış yaşandı. Tansiyon bir türlü düşmeyince oturuma ara verildi. Ardından meclisin çalışmaları bir hafta durdurduğu açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle bir gerginlik vardı. Şimdi dünya neyi konuşuyor, ona bakacağız. Bugün Dünya Gazetesi'nin manşetinde Çin'de
bir katliam var. Ona bakacağız. Jimmy, Mümin abi gel birlikte Dünya Gazetelerine doğru yürüyelim. Beraber yürüyelim bu yollarda. Bugün Dünya Gazetelerinden South China Morning Post var. Çin gazetesi, İngilizce yayın yapan bir Çin gazetesi. Çin'de eşinden boşanan bir adam, öfkeli bir adam, 62 yaşındaki adam aracını kalabalığın üzerine sürdü. En az 35 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ise tramvay ateşe verildi. Sadece bununla da sınırlı değil. Japonya'da ikinci kez başbakan seçilen kişi, başbakan seçildiği sırada mecliste uyuyakaldı. Sırada dünyadan çok ilginç gelişmelerin olduğu Dünya Haber Turu var. Vagon atılan havai fişekle alev alev yandı. Şiddet olayları Hollanda'yı kasıp kavuruyor. Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde yer alan Amsterdam'da tramvay ateşe verildi. ATM'lere, park halindeki araçlara saldırıldı. İsrail'e 7 Kasım'da İsrail ve Hollanda takımlarının karşılaşması Amsterdam'da gerçekleşti. Maç sonrası İsrail karşıtlarıyla taraftarları birbirine girdi. Çıkan olaylarda 5 kişi yaralandı. Polis suların durulmasını sağlamıştı ancak dün sokaklar yine savaş alanına döndü. Ellerinde sopalar ve havai fişeklerle bir grup sokakları birbirine kattı. ATM'ler, otomobiller, otobüs durakları zarar gördü. Saldırganlar tramvayın vagonuna havai fişek attı, vagon yandı. Çevik kuvvet bazı sokakları kapatarak tedbir almaya çalıştı. Spor merkezinde antrenman yapan sporcuların arasına otomobil daldı. 35 kişi öldü, 40'tan fazla yaralı var. Çin'de yaşandı korkunç olay. Otomobilin insanları ezerek ilerlediği dehşet anları en çok da orada olaya şahit olanları şoka soktu. Araç durmadı, panik anları kameradaydı. Sayılar. 35 kişiyi öldüren 62 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Eşiyle boşandığı için öfkeli olduğunu söyledi. Çin'in başbakanı Xi Jinping saldırganın en ağır cezayı alacağını duyurdu. Meclis Genel Kurulu'nda yeniden başbakan seçildiği sırada Japonya Başbakanı uyuyakaldı. Başbakan Ishiba kendisine yönelen endişeli bakışlar eşliğinde derin uykudaydı. O anlar kameralara yansıdı. Yani uyuyacak başka yer bulamamış herhalde. Bir de yeniden başbakan seçildiği sırada uyuyakalmış Japon başbakanı. Ona da günaydın diyelim buradan. Ne diyelim, başka diyecek bir şey de yok herhalde. Şimdi dünyadan memlekete dönelim. Memleket havasıyla birlikte. Bugün yurdun batısı için, Ege ve Marmara için şiddetli yağış uyarısı var. Kuraklık alarm verirken bugün de yağış alacak bölge sayısı az. Marmara'nın batısında başlayan yağışlar sabahtan öğle saatlerine kadar İstanbul'u aralıklarla sağanak getirecek. Yağışlı sistem gün içerisinde Ege kıyılarında etkisini arttıracak. Ülke genelinde sabah saatlerinde etkili olacak sis ve pus yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Marmara ve Ege kıyıları bugün aralıklı sağanak geçişlerine teslim olacak. Uzmanlar uyarıyor. Yağışların İzmir ve Aydın'da şiddetli olması bekleniyor. Yetkililer özellikle gece saatlerine dikkat çekiyor. İzmir'in kıyı ilçelerinde şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarını beraberinde getirebilir. Türkiye'nin barajları alarm veriyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nda su tamamen çekildi. Kuraklığın yarattığı içler acısı görüntü havadan kaydedilirken su altında kalan köyün kalıntıları da ortaya çıktı. Memleketin dertlerinden biri de aslında kuraklık. Tabii çok dikkatimizi çekmese de önümüzdeki yıllarda bu sorun ana gündem maddelerimizden biri olabilir ve memleket havasında da kuraklık haberleri gelmeye devam ediyor. Biz de gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Dünya Gazetesi'ne baktık. Ulusal gazeteler ve yerel gazetelerin manşetlerinde tabii ki ne var? Geçim derdi ve yoksulluk var. Bugünün bir diğer ulusal gazetesi Cumhuriyet Gazetesi olacak. Kara tablo demiş Cumhuriyet Gazetesi. Yoksulluk vuruyor, çocukları ölüme götürüyor, eğitimden koparıyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Lise ve üniversite eğitimine devam edemeyenlerin %70'den fazlası
maddi koşulları işaret etti. Eğitimden kopuş nedenleri içinde ekonomik sıkıntıları, aile desteğinin eksikliği ve evlilik izledi. Araştırmaya katılan gençler para kazanmak için okuldan ayrıldıklarını belirtti diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Ve orada bir çizgi var. Acı bir çizgi aslında. Günün karikatürünü az önce Evrensel Gazetesi'nden verdik ama Cumhuriyet Gazetesi'nin de çizgileri bugün çok çarpıcı. İki çocuk var. Bak okumayı öğrendim diyor biri diğerine. Diğeri ise okumayı öğrendim diyen çocuğa ben de yoksulluğu diyor. Yoksulluğu çocuklar ne yazık ki yaşayarak öğreniyor. Ve geçim derdi günün yerel gazetelerinin de manşetinde. Bugün Van Sesi gazetesi. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan emekliler yeni yılı bekliyor. Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirten emekliler en düşük emekli maaşının 25 bin liraya yükseltilmesini istedi diyor Van Sesi gazetesi. En düşük emekli maaşı ve asgari ücret konusu dün CHP grup toplantısında ana gündem maddelerinden biriydi. CHP lideri Özgür Özel o toplantıda meclis kürsüsünde konuştu. En düşük emekli aylığı bu aydan itibaren, yılbaşı da beklenmeden bu aydan itibaren asgari ücrete eşitlensin dedi. Ve asgari ücret için 30 yoksa biz yokuz dedi. İktidara yaptığı çağrı ise dikkat çekiciydi. Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. Bütün sendikalara çağrımız budur. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz. İtiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30 altında biz yokuz. Asgari ücret 30 olmazsa altında biz yokuz diyor Özgür Özel ve iktidara eğer 30 vermezseniz bu memleketi size dar edeceğiz diye konuştu dün. CHP grubunda da çokça alkış alan bir konuşmaydı bu. Şimdi ulusal gazetelere baktık, yerel gazetelere baktık, dünya gazetelerine baktık. Sıra geldi internet haber sitelerinin manşetlerine bakmaya. İlk bakışta biliyorsunuz sadece klasik mecralara değil, internet haber sitelerinin de manşetine bakıyoruz. İlk manşetimiz gerçek gündemden olacak. İzmir'de dün o gelen acı haber gerçek gündeminde manşetinde. Tabutlar küçük, acı çok büyük diyor gerçek gündem. Yangında can veren 5 kardeşe kahreden veda demiş bir başka sosyal medya manşeti için, internet haber sitesi manşeti için kısa dalga gideceğiz. Ve iktidar o yangınla ilgili eleştirilere ne yanıt verdi? Gelin okuyalım. AK Partili Özlem Zengin, her şeyi paraya bağlıyorsunuz dedi. Muhalefet bu bir yoksulluk yangını dedikçe AK Parti'den gelen açıklama her şeyi paraya bağlıyorsunuz oldu. Bir başka medya manşeti için, sosyal medya manşeti için T24'e gideceğiz. MHP'den Bahçeli videosu, yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi demiş. MHP'nin paylaştığı o video, az önce de bahsetmiştim. Birazdan İlker Karagöz'le Çalar Saatler'e bu videoyu izleyeceksiniz. Geçelim gazete Pencere'nin başka manşetine. Ve çokça konuşulan bir iddia vardı. Narin üfürükçüyle birlikte arandı iddiası. Valilik bu iddiayı yalanlamıştı. Şimdi onun görüntüleri çıktı. Doğu Çevre'yle Türkçe o görüntüleri paylaştı ve gazete Pencere'de onu haberleştirmiş. Narin'i arama çalışmalarında üfürükçünün görüntüleri ortaya çıktı demiş gazete Pencere. Bu görüntüleri de birazdan yine Çalar Saat'te izleyeceksiniz. Şimdi asgari ücret ve emekli dedik. Tabii emekli olabilirse insanlar, emeklilerin bir geçim derdi var ama EYT düzenlemesinden herkes faydalanamadı. Kademeli emeklilik bekliyor o yüzden. O seslerini iktidar unutsa da muhalefet vekilleri duydu ve meclise araştırma önergesi verdi. Unutulduk. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olarak maalesef unutulduk. Umut var mı? Umut tabii ki var. Bu ülkede erken seçim gibi bir gerçek de var. Seçim varsa umut vardır ama keşke adaletsizlikler seçime bağlı olmasaydı. 9 Eylül 1999 ile 23 Mayıs 2002 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan ve belirli şartları sağlayan kişilerin yaş haddi koşulu aranmaksızın yaşlılık veya emeklilik hakkına sahip olmasına ilişkin kanun teklifimiz. Yeniden Refah Partisi kanun teklifi vermişti. Şimdi bir umut ışığı daha yandı. CHP mecliste
Araştırma Komisyonu kurulması için dilekçe verdi. Görüşmelerimiz neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 19 milletvekilimiz bir meclis araştırma komisyonu kurdular. Bu hakkın teslimi için mecliste bu hakkın takipçisi olacaklar. Biz de bunun takipçisiyiz. Emeklilikte Adalet Derneği'nin kurucusu Mihriban Uğurlu, 8 Eylül 1999 tarihinden sadece 3 ay sonra Ocak 2000'de işe başladı. EYT'ye dahil edilmedi. 16 yıl daha çalışmak zorunda. Üstelik sadece birkaç saatle kaçıran bile var. Hatta öyle ki 8 Eylül 1999 sabah vardiyasındaki arkadaş 38-43 yaşında emeklilik hakkı elde etti. Ama 8 Eylül 99 akşam vardiyasında işe giren arkadaş 58-60 yaş emekliliğine terk edildi. Akranlarım, yaşıtlarım, çalışma arkadaşlarım 6.000-6.500 günle benden çok daha az primle emekli oldular. Ben şu an onlardan tam 16 sene sonra emekli olacağım. Ergün Balcı da ilk işine 10 ay önce başlasa emekli olacaktı. Kısa süre önce de işsiz kaldı. Emekli maaşı olsaydı en azından çocuğunun eğitim masrafına katkısı olacaktı. Bir kızım var 15 yaşında. Tabii onun geleceğini düşünüyorum. Ona da bakmakla yükümlüyüz. Emekli olursanız ne yapacaksınız? Çalışmaya devam edeceğim. EYT'li arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Seçimden seçime hatırladığımız için unutmaları imkansız bizde. Şimdi dün de söyledim. Bakın o adalet arayışınızda başka bir mikrofon var mı? Size uzanan Now Haber mikrofonu dışında başka bir mikrofon var mı? Gördünüz mü? Burada evet onlarca mesaj geliyor. Kademeli emeklilik bekleyenler bugün de onlarca mesaj atmışlar. Mesajları okumak belki de en kolay ama emek verip sizin yanınıza gelip sizin sesinizi duyurmaya çalışmak en önemlisi. Ve bu zor günlerde de lütfen siz de kimin yanınızda olduğunu unutmayın derim ben. Şimdi Dilek Hanım yazmış sosyal medya üzerinden. 5 çocuk para nedeniyle hayatını kaybetti demiş. Özlem Zengin'in sözlerine yanıt vermiş ve kademe acil komisyona diyor izleyicilerimiz. Ve aynı zamanda bizi ve Türkiye'nin gündemi ilk bakışı takibe almışlar. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi bu yaşanan yoksulluk, ekonomik darboğaz alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Eskiden bir evi görmeye gittiğimizde önce evi görür, ondan sonra fiyatını sorardık, kirası ne kadar derdik. Şimdi Osmaniye'den bir görüntü gelecek. Vatandaş önce fiyatını soruyor. Sonra evi geziyor mu? Gezmiyor. Fiyatını duyunca gezmekten vazgeçip gidiyor. Kiralık dairelerimiz A blokta 6. kat var ve 3+1 170 metrekare tutulmuyor. Yine B blokta var. Yine tutulmuyor. Geldiklerinde evi önceden gezerlerdi. İçine bakarlardı. Ona göre tutarlardı. Şu an evi gezmeden direkt kirayı soruyorlar. Kiracılar artık ne evin özelliklerine ne de lokasyonuna bakıyor. Geçim derdindeki kiracılar düşük kiralı evleri tercih etmek zorunda kalıyor. Asgari ücret 17 bin lira. Ev kiraları 12 bin, 13 bin, 15 bin lira. Ev kirasını verdikten sonra geri 3.000-4.000 lira kalıyor. Nasıl geçineceğim ben? Bütçeme uygun, ev bulamıyorum. Ercan Yeşilyurt, Osmaniye Kadirli'de 10 yıldır aynı sitede apartman görevlisi olarak çalışıyor. Sitede kiralık evler var. Ev sahipleri anahtarı ona veriyor. O da kiracılara evi gösteriyor. Ancak evler haftalardır boş. Burada önceki yıllar 7.000 lira, 8.000 TL gibi kiralara giderken evler bu sene %62 zamla 13 bin, 15 bin ve 16 bin civarlarında bir paraya gidiyor. Ben 14 bin, 15 bin ev sahiplerinin dediği şekilde söylediğimde ve bakmadan geri gidiyorlar. Biz asgari ücretle çalışıyoruz ya da emekliyiz. Nasıl vereceğiz bu parayı diyorlar. Kiralık ev bakanlar evin özelliklerinden önce kira tutarını soruyor. Fiyatı duyan da evi görmeden çekip gidiyor. Daha ucuz yerleri arıyorlar, soruyorlar. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz, kimden tutabiliriz? Asgari ücretle çalışan bir insan nasıl 15 bin lira verebilir? Zaten 17 bin TL'ye çalışıyor. Vatandaş çok net bir şekilde sormuş. 15 bin lira kirayı asgari ücretli nasıl verebilir demiş. Ekonomik dertler, alım gücündeki düşüş günün yerel gazete manşetlerinde de yine kendine yer buluyor epeyce. Bugün bir diğer yerel gazete Adana Egemen gazetesi olacak. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un sözlerini sür manşetine taşımış Egemen gazetesi. Burhanettin Bulut 200 liranın satın alma gücü 15 yılda 500 ekmekten 20 ekmeğe kadar indi dedi diyor Adana Egemen gazetesi. İşte 200 liracık diyorlar ya, 200 lira gerçekten 200 liracık oldu. 500 ekmekten 20 ekmeğe düşmüş ve günün yerel gazete manşetlerinde de sür manşetlerinde de
bu dert var. Şimdi üreticinin, çiftçinin derdine bakalım. Çiftçi formüller arıyor. Darboğazdan, yüksek girdi maliyetlerinden nasıl daha az zarar görebilirim diye yeni yeni ürünlere yöneliyor. Mesela onlardan biri avokado. Çok seveni de var. Fiyatı nedeniyle alamayanlar da var. Çiftçi daha kazançlı olduğu için avokado ekiyor, yetiştiriyor. Hasat zamanı geldi ama bu avokado hırsızların da iştahını kabartmaya başladı. Çiftçi de o yüzden fotokapan kuran mı dersiniz, tarlasına bekçi tutan mı dersiniz, çiftçi ürününü korumanın derdine düştü. Şu an 17 ile 20 arasında normal boy avokadolar. Bunların bir irisi de 23-25 bandı arasında. Yani geçtiğimiz haftaya oranla 2-3 lira daha fiyatı yükseldi. Avokado son yılların en gözde meyvelerinden biri. Lif ve potasyum kaynağı, kalp sağlığına faydalı. Antioksidanlar açısından da zengin. Kazancı yüksek, fiyatı da ona göre cep yakıyor. Üreticiler avokado hırsızlarına karşı teyakkuzda. Hırsızlık önceki yıllara göre biraz daha azalmıştı ama son bir haftadır falan bayağı bir hırsızlık olayları duymaya başladık. Bizi de arıyorlar, ne yapacağız diye. Avokado tane hesabıyla satılıyor. Fiyatı mevsimsel değişiyor. Maliyetli bir üretim süreci var. Bu fiyatlara da yansıyor. Bahçeden çıkıp markete gelene kadar kimi yerde 30, 40, 50 lirayı buluyor avokadonun tanesi. Kazancı yüksek olunca hırsızların iştahı da kabarıyor. Millet maaşlar da büyüdü. Getirisi de biraz daha yüksek. Bununla ilgili işte ne yaptık? Fotokapan kurduk, kamera kayıtları aldık. Ve bazı büyük bahçelerde de adam gece mesela belli saatlerde kendileri, oradaki çalışan ve kendileri bekçilik yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda avokado hırsızlığı vakası yaşanınca üretici önlem aldı. Fotokapan kuran da oldu, bekçi tutan da. Hasat zamanında jandarmada defalarca sefer yaptı. Allah. Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hasadı Mart ayına kadar sürecek. Fiyatlar yükselişte. Hırsızlık vakalarında da artış var. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, hırsızlara karşı önlemlerin arttırılmasını istedi. Hırsızlığa karşı biraz daha tedbirlerin daha da sert alınması veya bu sadece avokado hırsızlığıyla alakalı da değil. Bütün ürünlerdeki hırsızlıklarda çocukken oynardık. 3 korner bir penaltı yapardı. Hiç olmazsa 3 sefer hırsızlık yapan adamı şöyle hasat bitinceye kadar içeriye katsalar çok memnun olacak çiftçilerimiz. Çiftçinin talebini duydunuz mu? Yani en azından hasat bitene kadar hırsızlık yapanları içeri atsalar biz hasadımızı yapsak diyor. Memleketin geldiği hal bu şekilde, işte cezasızlık algısı her yerde aslında kendini gösteriyor. Şimdi Rusya'dan çok ilginç bir görüntü göstermek istiyorum size. Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bir kentte kaydedildi. Bakın şurada genç bir kadın, kulağında kulaklık var. Tren geliyor, duymuyor ve trenin altında kalıyor. Peki ne oluyor? Yara almadan kurtuluyor. Yani artık verilmiş sadakası varmış mı dersiniz? Allah korumuş mu dersiniz? Tren raylarının altında kaldığı için, trene temas etmediğinden, burnu bile kanamadan, en ufak bir çizik, sıyrık bile almadan kurtulmuş. Rusya demiryolları da koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir diye açıklama yapmış ve herkesi uyarmış. Biz de görüyoruz yolda yürürken ya da trafikte kulaklığı takıp ilerliyor insanlar ama etrafında neler yaşanıyor farkında değiller. Şimdi Rusya'dan Diyarbakır'a gideceğiz. Bir yangın kurtarma görüntüsüne bakacağız. Bir baba ve iki kızı binada çıkan yangından kurtulmak için balkona sığındı. Onları kurtarma anlarının görüntüsü olacak. Biz bu haberi izlerken İlker Karagöz son hazırlıklarını tamamlıyor ve sizlerin karşısında olacak saniyeler içinde. Yarın saat 7.30'da sağlıklı günlerde görüşebilmek dileğiyle. Can havliyle kaçıp balkona sığındılar. Tek yapabilecekleri buydu çünkü. Baba ile iki küçük kızının alevlerin arasından kurtarılma anları itfaiyecilerin kas kamerasıyla görüntülendi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşmasıyla başladı. Binada 5 kişi mahsur kaldı. Aralarında bir babayla iki küçük kızı da vardı. Binayı yoğun bir duman kapladı. En üst katta yaşayan 44 yaşındaki Özkan Ayla, kızları 11 yaşındaki Tuana ve 7 yaşındaki Elif Su balkona çıktı. Babayla kızlarının kurtarılışı itfaiye ekibinin kas kamerasına yansıdı. Apartmanın diğer dairelerinde yaşayan 88 yaşındaki Sultan Ayla, 45 yaşındaki Meral Ayı da ekipler dışarı çıkardı.